Dünkü maç, dünkü kalitesiyle aynı şekilde seyirci oynansa, bak aynı şekilde diyorum. Bence o kadar kötü maç demeyebilirdik. 0-0 bitmesine rağmen. Erman Yaşar'la karantinada olmak nasıl bir duygu? İyi canım, şimdi 10 yıllık ev arkadaşıma kötü bir şey söyletemezsin. Uğur Ozan, hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Nasılsın? İyi, nasıl olalım? Yani tabii bu dönemde bir şey konuşmak kolay değil ama sonuçta bizi izleyenler de biraz gündemden uzaklaşmak, hani farklı şeylere odaklanmak, biraz da bunlar için izliyorlar. Sonuçta yani korona gündemiyle alakalı birçok şey var. Adam yalnız direkt şeyden girdi. Sanki yani suçluluk hissedecekmişiz gibi burada programı Ya ben çekerken. biraz sonra hani Erman'la olan, korona döneminde Erman'la olan yaşamına değineceğim için bir girizgah yapmak istedim bu konuyla alakalı. Yani senin için her insandan daha farklı olarak daha zor geçen bir süreç diye tahmin ediyorum. Hijyeniyle Türkiye'de. Vallahi herkesi güzel bir ev yaşamı bekliyor gibi gözüküyor. Ya, Kısa ve orta vadede. net bir soru sormak istiyorum. Sor. Çok yani dolandırmadan. Erman Yaşar'la karantinada olmak nasıl bir duygu? İyi canım, şimdi 10 yıllık ev arkadaşıma kötü bir şey Ben söyletemezsin bana. kötü bir şey söyletmeye çalışmıyorum. Ben sadece bu Güzel hissiyatı güzel. aktarmaya çalışıyorum. Ne Ki... yapıyorsunuz mesela evde? Nasıl geçiyor bu günler? Valla daha tam şey yapamadık abi. Çünkü o moda giremedik. Hala çünkü şey devam ediyor. Yani şu hafta sonu mesela maç izledik. Yani normal rutinimizden çok fazla farklı davranmaya gerek yoktu. Ama tabii mesela hafta sonu evde olmam, benim özellikle, Erman'ın da aynı şekilde. Biraz şey değişti değişti. Gerçi Erman bir şeye gitti. Cumartesi mi? Cumartesi ya da pazar bir Eurosport'a gitti yayın yapmaya. Benim hiç şey yerim yoktu. Ben sabahtan akşama evdeydim. Şimdi bu hafta içiyle beraber biraz daha net bir şekilde anlaşılacak büyük ihtimalle. Ne yapacağız abi? İşte Hayır, şey için. sabah kalk, yemek ye, Şunun dizi için. izle, film izle, bir şeyler oku. Evdesin, yapacağın şeyler sınırlı zaten. Çin'de birçok çift boşanma talebinde bulundu biliyorsun. Yani Öyle bir miymiş? birlikte Niyeymiş vakit abi? geçirip çok fazla vakit geçiriyorsun ya evde. Ya bu nasıl bir skandal bu? Ha gerçi Yani onlar da uzun bir süreç tabii. niye oğlum? Hayır Yani yani bir haftada iyi olacak iş mi falan bir diyecektin ama hafta. onlar da tabii uzun süredir yaşıyor bu hadiseyi. Bir an gitti. O şey. Ya uzun süredir sonuçta yani 3 hafta da yine bence azımsanmayacak bir süre olur yani bu durumda ama. Vallahi abi ilk defa yaşayacağımız bir şey. Hepimizin ilk defa yaşayacağı bir şey. Ya evde sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum ben. Evde keyif dolu saatler olur. Anlıyorum. Erman'ın şakabanlıklarıyla ama sonuçta iyi bir şey abi evde eğlenceli bir insanın olması. Tabii ki canım. Güzel çıktın, güzel çıktın yani profesyonelliğini bir kez daha. Yok, bunlar her zaman söylediğim şeyler. Çünkü neyse hadi boş ver. Bir de ev durumu var onun. Evdeki reaksiyonları falan çok daha farklı. Evet. Yani burada aslında gördüğünüz %20. %20, tam %20 diyecektim ben de. Ama yani yıllar var artık yani. Aynen. Şimdi abi zor tabii yani. Zor bir sürece giriyoruz. Bizim aslında işimiz bir anda durdu. Bizim de işimiz durdu bir aylığına. Ya da işte ne kadar sürecekse bilmiyorum. Gerçi daha bizim lig ertelenmedi ama iptal edilecek. Bundan sonraki sürece dair gerçekten çıkarım yapmak çok zor. Yani çünkü virüsü nasıl gelişeceğini işte neden olacağını kestiremiyorsun ki 2 hafta sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra. Ben biraz daha karamsarım klasik bir şekilde biliyorsun. Yani Nasıl mesela mesela? ben bu işin 2-3 haftada biteceğini düşünmüyorum ben Yok dünya canım. çapında. Kimse sanmıyordur bir Ya şey. hep Nisan sonu falan deniyor ya. Şu anda mesela Mart'ın ortasındayız değil mi? 1,5 ayda da ben Nisan sonunu da geçeceğini düşünüyorum. İşin sadece spor odaklı baktığın zaman, spor ve futbol odaklı, işte basketbol vesaire onlar üzerinden şey yapınca onların geri dönüşü bile bence Nisan sonunu geçecektir. Çünkü dediğim gibi yani daha virüsün dünya çapındaki reaksiyonunu da tam anlayabilmiş değil bilim adamları. Neye dönüşecek, ne kadar etkilemeye devam Tabii edecekler mesela. Japonya'da tekrar etmiş mesela onu görmüşsündür. Yani iyileşen biri tekrar hastalanmış. Onun örnekleri vardı. 2-3 hafta önce de ben öyle bir şey okudum Çin'de. Ha onu bilmiyorum. Çin'de Ben Wuhan'da biri atlatmış, tekrar hasta olmuş. bir de Onu işte biliyorum. yaş sınırının aşağı indiği gibi bir Tabii. durum var. Mesela İtalya'da. İtalya'da şu anda hayatını kaybedenlerin
genel hastalar oranı %3'ü falan çok üzerinde abi. %7,5, %8 civarı şu anda mesela oradaki hayatını kaybeden insan oranı. Tabii hala hastaların sayısını belki bilmiyoruz. Yani hasta olan insan kadar hastalığı belirlenememiş insanlar da var. Belki onların için içine girmesiyle beraber o ölüm oranı biraz düşebilir ama mesela %3'ün üzerinde görünen birçok ülke var şu anda. %3 aşağı inebilir, yukarı çıkabilir. Bunları da kestiremiyorsun çok fazla. Mesela dün Guardian yayınladı abi, gördün mü? England Public Health bir açıklama, yani bir öngörü yapmış, yayınlamış. Bunu sızdırmış Guardian'a bir kaynak. İngiltere nüfusunun %80'inin enfekte olacağını öngörüyorlar. 8 milyon kişinin hastaneye yatacağını öngörüyorlar. 530 bin kişinin de hayatını kaybedeceğini yine öngörmüş o araştırma. Yo, ben görmemiştim ama. Şimdi böyle bir ortamda bir ay, bir buçuk ay, iki ay, üç ay demek çok kolay değil bence. Euro 2020'nin ertelenmeme ihtimali var mı sence? Yok. En erken Kasım Aralık bence. Kasım Aralık diyorlar, evet. Ama tabii 2021 yazı olma ihtimali de hiç az değil. Ona dair bir açıklama yapmayacaklar. Ertelendiğini açıklayacaklar bence ilk önce bu hafta. UEFA. Toplantıdan sonra. Ama tarihte ilerleyen dönemde belli olur. Çünkü o tarihi de belirlemek çok kolay bir şey değil abi. Yani liglerin durumunu yapmadan, kestiremeden nasıl planlayabilirsin ki Euro 2021'i? Euro 2021 diyorum, 2020'yi. Yani bizim, evet. Şimdi var mesela, şimdi konuşacağız az sonra. Türkiye Ligi konuşacağız. Başka lig yok çünkü. Yani o da zaten ayrı bir rezalet, yani konuşuruz ama. Tam o, aynen, ayrı bir rezalet. Ya basketbolda da ben aynı şeyi söylüyorum. Basketbolda olmasının sebebi yani, yani kimsenin burada, bilmiyorum, aklına gelmeyen bir şey değildir ama sonuçta bunun iddia geliri var. Bunun televizyon geliri var. Normalde bu maçı izlemeyen dünyada birçok insan bu maçı izledi zaten. Biliyorsun yani. Basketbolda da futbolda da aynı şey geçerli. Çünkü elindeki materyal bu yani, dünya çapında baktığın zaman. Ama yani işte para yüzünden bu kadar insanın sağlığının riske atılması anlaşılabilir bir şey değil. Fatih Terim mesela basın toplantısı çok sertti. Görmüşsündür sen de. Hani samimiyeti ya da şeyi tartışabiliriz. O ayrı konu. Ona bir şey demiyorum ama söylediği şey içerik olarak sonuçta çok doğru bir basın toplantısı. Doğru. Yani sendika vesaire olmadığı sürece zaten ne yapacaksın? Zaten Galatasaray özelinde işi bozan Mustafa Cengiz'de açıklamaları oldu. Evet. Maçtan önce. İşte seyircini oynatma çabası. Ondan sonra seyircisiz karar çıkınca bir anda iptal edilsin söyleyeyim. Ama Fatih Terim yani gerek maç öncesinde gerek maç sonrasında yaptığı açıklamaların tamamında yerden göğe kadar haklı. Ona bir şey demek zaten çok kolay değil. Ama işe yani futbol ve spor odağına gelecek olursak şimdi mesela dünkü maçlarla alakalı ya da hafta sonu oynanan maçlarla alakalı şöyle bir durum var. İşte herkes diyor ki seyircisi maç oynanmaz. Futbolun keyfi olmuyor. Tamamen katılıyorum, kesinlikle öyle. Ama bundan sonra seyirci oynamayacak bence. Tabii yani ki. Şimdi ara verilecek ya, ertelenecek ya ligler. Dünyada ertelendi. Şimdi Türkiye'de de 2-3 hafta en az bir ay ertelenecek. Siz zannediyor musunuz ki Nisan sonu mesela ligler geri döndüğü zaman Mayıs'ın başında 50 bin seyircinin önünde oynatacaklar maçları? Oynatmayacaklar abi, oynatamazlar. Yani çünkü... Ya oynatmamaları gerekir. İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de seyirci dönmeyecek zaten futbol. Abi, tamam, onlar da zaten... Yani onlar da seyirci dönmeyecekse bize de seyirci dönmemesi lazım zaten. Tamam, yani o yüzden şu yaygarayı seyircisizlik üzerinden yapmamak lazım bence. O da yanlış geliyor bana. Abi sağlık üzerinden yapacaksın zaten. Aynen öyle. Başka bir şey değil. Başka bir parametre yani, yok yani. Derbiden keyif alamıyoruz, futboldan keyif alamıyoruz. Çok büyük ihtimalle seyircisiz bitireceksin abi sezonu. Bütün dünya çok büyük ihtimalle seyircisiz bitirecek. Yani bak, salgın iniş göstermeye başlasa bile tüm dünyada, bayağı ciddi bir şey yani azalma gösterse bile 50 bin kişiyi toplamayı düşünemezler abi bir araya. Her hafta 10 maç her ülkede 50 bin kişinin, 60 bin kişinin, işte bizim gibi ülkelerde 30 bin kişinin sürekli her hafta toplandığı, 10 defa toplandığı bir ortamı, salgının düşüş gösterdiği bir ortamda bile zaten gösteremezsin. Yapamazsın, risk edemezsin. Tabii ki canım. O yüzden sezon dünyanın genelinde geri kalanı, ben o yüzden futbol bitti dedim zaten, spor bitti dedim, seyircisi bitecek. Şampiyonlar Ligi de öyle olacak. Mesela final oynanacak büyük ihtimalle. İşte ne zaman oynanırsa artık, Haziran mı, Ağustos'a mı kalacak bilmiyorum. Seyircisi oynanacak İstanbul'da. Gidemeyeceğiz yani. Yani ben öyle bir ihtimal görmüyorum. Yok zaten ya, umarız tabii gelecek sezona en azından
sarkmaz. Bak, sana NBA üzerinden bir şey soracağım. Hı-hı. Benim bir süredir üzerine konuştuğum bir şey, yani üzerine konuştum diyorum, düşündüğüm bir durum. Bunu çok fazla dinlendiren insan da görmedim. Şimdi ara verildi değil mi? Ligleri bir ay. NBA kaç ay? Tam bir ay yarı vardı NBA'de. Bir ay sonra nasıl devam edecek? Diyelim ki şey oldu. Bir ay sonra devam edecek kesin değil ama. Takımlar antrenman yapabilecek mi abi bu bir ayda? Yapamıyorlar zaten. Tekrar karar çıktı. Yapamıyorlar değil mi? Zaten yapmamaları lazım. Aha. Yani çünkü bir takımın günlük rutin antrenmanlarını yapması için bile 100-200 kişinin bir kulüpte toplanması lazım. Gerek NBA olsun, Premier Lig olsun, Türkiye Süper Ligi olsun. Sen 200 kişi falan bir araya getirmen gerekiyor bir kulüp içerisinde. Şu anda tehlikeli değil mi bu durum? Antrenman yapamayacaksın. Bir ay boyunca antrenman yapamıyor profesyonel sporcular. Ya bir antrenman yapamama kararı bir ay olarak çıkmadı. Şu anda bu hafta için tekrar çıktı ama ben şunu söylüyorum sana. İki hafta sonra yapabilecekler mi? Bence yapamazlar. Ya, muhtemelen yapamazlar ama burada zaten fikir şu. Yani dönemin ya da işte o periyodun şartlarına göre reaksiyon alacak ya da karar verecek NBA. Yani ya. Hani zaten şöyle bir durum var şimdi. Direkt playoff'tan da başlayabilir sezon. Başlarsa eğer. Ama takım sahiplerinin tabii net bir tutumu var. Biz Ağustos'ta da olsa, işte Temmuz'da da olsa ligi oynatmak istiyoruz. Neden? Çünkü yani bitsin istiyorlar zaten. Ama orada da şey problemi var. Staples Center'da nasıl oynatacaksın maçı? Bütün yaz konser var. Ya mesela konserleri falan boş ver abi. Geç konserleri. Ben şunu diyorum. En az bir ay ara var NBA'de. Bence bu ara 1,5-2 ay bulacak. Avrupa'nın liglerinde de, Türkiye Ligi'de de belki büyük ihtimalle. Türkiye'deki duruma göre, salgın durumuna göre. 1,5-2 ay futbolcuları maç yapamadığı bir ortamda antrenman nasıl yapacaklar? Antrenman yapamazlarsa ki bence yapamayacaklar. Diyelim ki 3 hafta 1 ay antrenman yapamadılar abi. Nasıl toparlayacaklar? Oğlum zaten playoff'tan önce de normal bir maç oynatacaksın yani. Her türlü tamam. Antrenmanı geçtim. Fark etmez. Bireysel antrenman da yapabilir futbolcular. Ama bireysel antrenman bir yere kadar. E tabii canım yani. Yani şimdi Nisan sonu, Mayıs'ın ortasında futbol ligleri nasıl geri dönecek kolay bir şekilde? Bence dönemeyecek o kadar kolay. Yok zaten döneceği diye bir kesinlik yok ki abi. Yani haklısın, ben %100 katılıyorum sana. Ama NBA'de bütün açıklamalarda ki diğer liglerde bence Premier Lig çok büyük hata yaptı. Arteta'nın hastalığına kadar beklediler yani neredeyse. Skandal bir şey. Yani, o akşam Arteta'nın hastalığının pozitif çıktığı akşam yarım saat önce oynanacak dediler seyircili. Evet. Öyle bir açıklama vardı en son açıklama. Yarım saat sonra işte Arteta'nın şey çıktı abi, pozitif çıktı testi. O haber yayıldı. Ondan sonra ertesi gün konuşacağız, karar alacağız haberi çıktı. Ertesi günde zaten iptal ettiler direkt bir şekilde. Öyle yani, ben katılıyorum zaten sana ama bu noktadan sonra zaten nasıl bir öngörüde bulunulabilir bilmiyorum. Yani en azından bir ay sonrasında bir bakmak lazım ama Amerika'da da şu anki tempo bir ay sonra sanki işlerin daha iyi değil, çok daha kötü olacağı yönünde. Yani bir ay sonra bundan daha iyi durumda olacak hangi ülke olabilir? Belki Almanya olabilir. Belki işte Avrupa'da birkaç farklı ülke olabilir. Çünkü Almanya'da çok tedbirler çok artmış. Her yerde ki, öyle. Şimdi İtalya ile İspanya karantinada toplu evet. Yani ülke çapında neredeyse sokağa çıkma yasağına kadar böyle giden tam öyle değil ama tedbirler var. Bu muhtemelen kesecektir biraz. En azından hızını kesecektir. Tabii. Ama ne kadar azaltır, ne kadar inişe geçer, ne kadar sağlıklı bir duruma dönüşür, ne zaman, ne kadar sürede ya da daha doğrusu onları düşünmek bile ya da kestirmek bile çok kolay değil. Tamam, o zaman geçelim istersen maça, Galatasaray Beşiktaş'a. Yani ne söylersin sahadaki oyuna dair ilk olarak onu sorayım. Keyfi yoktu çok fazla tabii ki. Ya çünkü seyirci hakikaten yani oyuna, maça, futbolun kendisine ruh katıyor. Sporun birçok dalında olduğu gibi. Yani bence oyunun asli unsurlarından biri. Yani baktığın zaman asli unsur değil çünkü seyirci olmadan oynayabiliyorsun maçı. Asli unsur ne? Saha asli unsur abi. Futbolcular asli unsur. Hakem. Hakem, top bunlar asli unsur. Ama bence seyirci de asli unsur. Olmayınca yani en azından ruhu eksiliyor hadisenin. Dünkü maç, dünkü kalitesiyle aynı şekilde seyirciyle oynansa, bak aynı şekilde diyorum. Yani Santra'dan finaldeki 90. dakikadaki aksiyona kadar aynı şekilde oynansa bence o kadar kötü maç demeyebilirdik. 0-0 bitmesine rağmen ve şey olmasına rağmen, pozisyon az olmasına rağmen. Çünkü sahada taktik olarak güzel eşleşmeler vardı. İki teknik adam da bence iyi işler çıkardılar kendi işlerinde.
Ama işte o seyirciyi çok asli gözükmeyen ama asli olan unsuru işin içinden çektiğin anda ortaya ruhunu da keyfini kaybetmiş bir müsabaka çıkıyor. Biraz aç istersen. Yani Fatih Terim ne yapmaya çalıştı? Sergen Yalçın ne yapmaya çalıştı? Ya Fatih Terim klasik oyunu oynamaya çalışıyor. Zaten yani iki aydır belirli bir çıkış trendi var. Galatasaray geriden iyi yapıyor. Geriden iyi oyun kuruyor. Geliştirdiği, en çok geliştirdiği şey bu. Diğer şeylerdeki gelişim daha yavaş. Hatta daha az. Bazılarında gelişim çok fazla yok. Ama bu bile sadece tek başına takımın performansını yukarı çıkarmaya yetti. Çünkü Türkiye dirençli bir şey. Futbol oynanan ülke. Yani her takımın oyuna direnç kattığı, önde baskıyı da orta blokta da iyi rakibi karşıladığı bir ülke haline geldi artık futbolda. Böyle bir ortamda geriden oyun kurarken fark yarattığın zaman zaten birçok şeyi çözebiliyorsun. Ve Galatasaray gerçekten çok kaliteli geriden oyun kurma noktasında. Lemina'nın işte üçüncü stoper olması, iki tane yetenekli bek ayaklarıyla özellikle Mariano. Bu beşlerin önünde bir de seri var. Yani böyle bir altılı hat çok kolay pas hatası yapmıyorlar ve çok rahat çıkıyorlar gerçekten. Maçın nasıl olacağını belirleyecek olan şey bence Sergen Yalçın'ın reaksiyonuydu. Sergen Yalçın'dan biraz beklenmedik bir reaksiyon geldiğini söyleyebilirim ben. Yani derinde beklemesini düşünüyordum ben Sergen Yalçın'ın. Çünkü gelir gelmez farkı o da önde baskıyla yarattı. Yani Abdullah Avcı dönemine göre Beşiktaş'ın en çok yukarı çıktığı futbol yönlerinden biri, futbol konularından biri önde baskı oldu Sergen Yalçın döneminde. Bunu çok iyi yapıyorlardı. Galatasaray'a karşı çok fazla baskı kullanmadı abi. Ve daha çok orta blokta ve Galatasaray'ın onları ittiği dönemlerde derinde bekledi. Derinde beklerken de çok enteresan bir şey yaptı. Türkiye'de çok fazla gördüğümüz bir şey değil. İki kanat oyuncusunu, solda Enkudu, sağda Tyler Boyd'u, rakibin iki beki Mariano ve Saracchi ile sürekli derine getirdi. Ve onların derine gelmesiyle beraber aslında o kanat oyuncuları bek oldular Beşiktaş'ta. Caner'le Gökhan gerçek bekler, daraldılar. Onlar 3. ve 4. stoperler oldular. Yani baktığın zaman 4 stoperli, 2 bekli, 6'lı bir savunma hattı ortaya çıktı Beşiktaş'ta sürekli. Galatasaray'ın seti oynadığı ve Beşiktaş yarısında aslında yerleşmeye çalıştığı tüm sekanslarda bunu gördük. Bu 5. dakikada da ortaya çıktı. 15'te de ortaya çıktı, 25'te de ortaya çıktı. 2. yarıda 55-60'ta da ortaya çıktı. Sürekli bir altılı savunma attı. Önünde üçlü bir orta saha Atiba, Elneny ve onların hemen yanına gelen Kevin Prince Boateng ve en uçta Burak Yılmaz. Bunda da amaç şuydu. Şimdi Saracchi ve Mariano gelince abi zaten Falcao var. Onyekuru yaklaşıyor. İkinci oyuncu. Orta üçlüden de Belhanda ya da oynadığı zaman Ömer üçüncü oyuncu olarak oraya giriyor. İki tane bekle beraber beşli bir hücum hattı ortaya çıkartıyor Galatasaray set oyununda. O 5'li hatta karşı 6 artı 1. İşte futbolda zaten sayısal üstünlük her yerde çok önemli. Savunmada da önemli, hücumda da önemli. Bu 5'li hücum hatları 4'lü savunmaya karşı artı 1 yaparak zaten abi son 5-6 yılda etki yaratmaya başladılar. İşte önce 3'lü savunmalar ortaya çıktı buna karşı. 5'e 5 karşılama, 2 kanat beki, 3 stoperle beraber. Önce 1'e 1 eşleşme. Bunu da bir tık ileriye taşıyor yine son 5 yılda teknik adamlar. 6. oyuncuya ekliyorlar. 4'lü savunma oynayan takımlar kanat bekleriyle, rakibin bekleriyle beraber kanat oyuncularını getirerek 6'lı bir at ve onlar şimdi artı 1 yaratıyorlar savunmada. Ve hücum takımını pasifize etme yöntemini, yolunu beraberine getiriyor bu. Bunu yaptı Sergen Yalçın. Bunu genellikle abi şeyde görüyoruz. İşte Premier Lig'de çok gördük. City'nin son 2 sezonki şampiyonluklarında City'ye karşı, topa sahip olma takımına karşı o 2-3-5, 3-2-5'te sürekli altılı savunmaları gördük. Watford Liverpool'u böyle yendi. Hı hı. İsmail Asar ve Deulofeu ve sonra oyuna gelen Roberto Pereira 4 stoperle beraber altılı savunma hattı ortaya çıkardılar. Birebir aynısıyla ama Inter yapmıştı zamanında değil mi? Tabii Inter'in Barcelona maçı. Eto. Eto'ya Pandev ile yaptığı hı hı. Kenarlarda. Sağ sol bek aynen. Kesinlikle öyle. Bek gibi oynamışlardı. Çok doğru bir örnek. 2010 yarı final. Yarı final aynen. İkinci maç özellikle. Dolayısıyla bu ilk örneklerinden biri olabilir abi Jose Mourinho'nun. Yani çok inovatif, çok böyle o zamanın için şaşırtan ama sonrasında işte 2014-2015'ten sonra Pep Guardiola'nın Bayern Münih'e karşı bunu yavaş yavaş klasik haline gördük. Sonra City, şimdi Liverpool. Zaman zaman Sarri'nin Juventus'una karşı altılı savunmaları görüyoruz artık futbolda. Bunun da mesela Türkiye'deki ilk örneklerinden biriydi benim gördüğüm kadarıyla. Sergen Yalçın'ın yaptığı şey ve
rakibin güçlü tarafına karşı verilen iyi bir cevap olarak gördüm ben onu. Ve ilk yarıda da çok sınırladılar Galatasaray'ı. Şimdi evet, bu altılı savunma, savunma anlamında yani senin rakibe verdiğin reaksiyonu çok güçlendiriyor. Yukarı çıkartıyor defans anlayışını. Hı hı. Ama bir şeyden de feragat etme anlamına geliyor. Yani bir şeyden vermen gerekiyor. Bir şeyden fedakarlık etmen gerekiyor. O da ne abi? Yani Boyd'la Enkudu'yu derine getirirsen, sen Beki bir oynatırsan tabii yani neyi yapamazsın? Hücumda sonuçta üretkenlik azalıyor. Kontra, özellikle kontra imkanların azalıyor. Yani rakibi karşılıyorsan, sen derine bekliyorsan kontra atman lazım. Ama senin kanat oyuncuların açık alanda etki yaratabilen Enkudu ve Tyler Boyd, geriye çekiyorsun birinci bölgeye neredeyse. Kaleyle mesafeleri uzuyor. Kaleye uzaklıkları çok artıyor. Zaten o mesafeyi kat etmeleri çok kolay değil. Dolayısıyla Burak Yılmaz'ı önde tek bırakıyorsun ve tek kontrasıyla Burak Yılmaz haline geliyor. Enkudu zaten hep sette driblingle bir şeyler yaratabildi ama tabii bitiremedi. Çok. Açık alan çok fazla bulma şansı olmadı. Aynen. Gerçi yani maçın en net pozisyonlarından birinde de onun katkısı var ama o da bir kontra değildi. Yani savunmanın yaptığı, Saraç'ın yaptığı evet. Bir hatayla bir anda 4'e 4, 5'e 4 yakalandı. Buldu orada Beşiktaş. O yüzden şimdi Sergen Yalçın savunmasını çok güçlendirdi o hamleyle ama hücumdan çok vermesine neden oldu. Ve ilk yarıda rakip kaleye şut alamayan bir Beşiktaş çıktı mesela ortaya. Ama ne olursa olsun ilk yarıda Burak Yılmaz da bir pozisyon buldu. İkinci yarının başında Enkudu ile 50-55 gibi çok net bir pozisyon elde etti. Rakibi sınırlayıp zaten işte orada o yarım şanslarda bir gol bulduğun zaman o hatla beraber direnci de iyice artınca savunmada 1-0 bile kazanabiliyorsun maçı. Bunu düşündü, bunu planlamış muhtemelen Sergen Yalçın ki kazanması gereken bir maçtı. Ama zaten buradan şey gelinebilir abi. Yani Galatasaray'ın oyununun 2 ayda ne kadar yukarı çıktığına dair de bu güzel bir örnek. Rakibi hücumdan verecek noktaya, radikal bir savunma anlayışı ortaya çıkaracak bir noktaya getiriyor Galatasaray. Ya da getirdi. Beşiktaş maçında bunu gördük. Sergen Yalçın bir şeyden feragat edip savunmayı en güçlü haline getirdi. Çünkü Enkudu ile Boyd'u öyle oynatmasa Galatasaray'ın hücumda Beşiktaş'ı paramparça edebileceğini ya da işte çok sıkıntı yaratabileceğini öngördü. İşte şey de gördüm. İşte Sergen Yalçın korkak oynattı falan diyorlar mesela. Hı hı. Abi bu bir tercih. Bu korkaklık değil. Yani rakibin güçlü olduğu bir şey var. Sen biraz daha açık oynarsan senin savunmada çok daha net sıkıntı yaşama ihtimalin var. Bir şekilde rakibi sınırlayıp yarım şans, iki tane yarım şans bulup oradan bir tane gol atabiliyorsan bir maçı planlandı yani bir maç planını kendi haline olumlu bir şekilde yazabiliyorsun. Onu düşünmüş. Evet bu tartışılabilir çünkü dediğim gibi Beşiktaş'ın maçı kazanmaya ihtiyacı vardı. Fakat o çeyrek şansları da bence elde ettiler. İlk yarıda Galatasaray kötüydü. İkinci yarıda Belhanda'nın yerine Ömer'in girmesiyle beraber Galatasaray'ın önünde biraz yukarı çıktı. Oyun akışkanlığı da ikinci 45 dakikada ev sahibi adına biraz daha yukarıdaydı bence. Sen Emre Akbaba'yı bekliyordun sanıyorum. Daha evet. Erken girmesini yani daha en azından. Ona değin istersen. Ya şimdi çok derinde, çok geniş bir hatta savunuyor Beşiktaş Galatasaray'ı. Dolayısıyla Galatasaray'ın seti oynayabilecek, sette beceriyle yani gol becerisi yüksek bir oyuncuya ihtiyacı ortaya çıktı bence. İlk yarıdaki oyun bunu gösteriyordu. Emre Akbaba'yı ben bekliyordum ama şeyi de söyledim. Yani ilk hamle olarak Ömer Belhanda'nın geleceğini düşündüğümü söyledim. Ondan sonra ben 60-65 belki 70'ten sonra biraz daha erken bir şekilde Emre Akbaba'nın ikinci oyuncu olarak gelebileceğini düşündüm. Ama 85'i bekledi Fatih Terim. Abi burada da şöyle anlayışla karşılamak mantıklı olabilir. Şimdi Ömer'i Belhanda'nın yerine oyuna soktuktan sonra Emre Akbaba'yı iki oyuncunun yerine oyuna sokabilirsin. Ya Seri, Lemina'dan ikisinden birinin yerine ki Galatasaray'ın en güçlü ikilisi şu anda omurgasında. Ya da Onyekuru'nun yerine sokabilirsin. Şimdi Seri ile Lemina'dan birini oyundan almak, Emre Akbaba'yı oyuna almak Ömer'le beraber takımın oyun hakimiyetini biraz örseleyebilirdi. Onu muhtemelen şey yapmak istemedi Fatih Terim. Onyekuru'nun yerine de almak istemiyor, şöyle almak istemiyor. Abi 70'te Onyekuru'nun yerine alınca takımın tek atleti. Ne olursa olsun ne kontrada ne setin içinde de oyundan hız katabilen tek oyuncu Galatasaray'da. Ondan da erken bir şekilde nasıl söyleyeyim? Vazgeçmek istemedi büyük ihtimalle Fatih Terim. O yüzden 70, 75, 80, 85'e kadar bakayım dedi. En sonunda işte 84-85'i var galiba Emir Akbaba'yı oyuna aldı. Onyekuru'nun yerine aldı. Bir 5-6 dakika Onyekuru'suz oynayabilirsin ama Galatasaray'ın gerçekten şu anda 20-25 yarım saat civarında Onyekuru'suz oynama lüksü bence yok. Lemina ve Seri'den birini de oyunun dışına almak istemediği için Emir Akbaba biraz gecikti ama bence
biraz daha erken bir şekilde takımın ona ihtiyacı vardı. Peki Trabzon-Başakşehir'e geçelim. Yani o da tabii ki seyircisiz oynanan bir maçtı ama yani senin çıkarımların neler maçtan? Ya Trabzonspor'un oyunu çok yeterli değil şu anda bence. Biraz zarar gördüğünü düşünüyorsun. Biraz zarar görmüş gibi gözüküyor Hüseyin Çimşir takımın başına geldikten sonra. Kısa vadede önce üst üste galibiyetler geldi. Son dönemde biraz daha fazla puan kaybediyorlar ama hala aslında şampiyonluk yolundaki bir takım için gerekli puanları, gerekli skorları hala alabilen bir takım Trabzonspor. Ama oyun o kadar yüksek standartta değil bana kalırsa. Yani şu anda mesela Galatasaray'ın gerisindeler. Başakşehir şu anda çıkışı olan bir takım. Onların bence gerisindeler. Çok büyük bir fark değil ama buna çözüm bulması gerekiyor gibi geliyor bana Hüseyin Çimşir'in. Abdülkadir Ömür'ün dönüşü önemli. Ki bu maça ilk 11'de çıktı. Ama bu maçın böyle dörtlü hücum attığı içerisinde Sörlot'un arkasında sağda Abdülkadir, solda Ekuban, Enver Kayemi'yi ikinci santrfor gibi kullandı Hüseyin Çimşir. Bunun Trabzonspor'a bu maçta çok fazla hizmet etmediğini düşünüyorum ben. Çünkü yani Enver Kayemi dar alanda da etki yaratabilen bir oyuncu ama daha çok Trabzonspor'a katkısı açık alanda ve çizgide kenarda kendisine daha rahat oynama alanı elde edebilen bir oyuncu. O ortaya sıkıştı. Ekuban sol çizgide sadece oyunun savunma yönünde ön plana çıktı. Onun da kaleden fazlasıyla uzaklaştığı dönemler oldu. Kayseri nedeniyle. Böyle bir ortamda Trabzonspor'un oyun akışkanlığı bence çok etkilendi. Envakame'nin merkezde olmaması, ikinci santrafor gibi 10 numara pozisyonunda etki yaratamaması zaten Trabzonspor geriye düşer düşmez Hüseyin Çimşir'in reaksiyonuyla tersine döndü. Golü yer yemez Dembaba'dan ikinci yarının işte 55-60 civarında Trabzonspor. O santrada abi Emakame'yi sola çekti. Ekuban'ı önce ortaya aldı, ikinci santrafor yaptı. Ondan birkaç dakika sonra da, bir 5-10 dakika sonra da Ekuban'ı sağa alıp Abdülkadir Ömür'ü 10 numaraya çekti. Ve ondan sonra zaten 3 orta sahaya döndü oyuncu değişikliğiyle beraber Hüseyin Çimşir. Ki Envakame son yarım saati sola geçtikten sonra bütün üretimlerini de sol kanattayken yaptı. Oyuna, oraya geçer geçmez 2 dakika içinde soldan kestiği bir top var. Dribbling'e çıkmaya çalıştığı bir top var. Orada topla çok daha rahat buluşma imkanı elde etti son yarım saatte. Ve Trabzonspor'un da bence daha etkili oynadığı bölüm orası oldu zaten. Dolayısıyla ben 45 dakikayı hatta 55-60 dakikayı o anlamda biraz harcadığını düşünüyorum Hüseyin Çimşir'in. Onun dışında şeyde Crivelli yoktu Başakşehir'de. Onlar da Dembaba'nın en uçta tek olduğu, solda Gulbrandsen'in, sağda Vişra'nın, orta sahada da işte Aleksic, İrfan ve Mahmut Ektemir olduğu bir yapıyla maçı çıktılar. Zaman zaman baskı yediler özellikle ilk yarının belirli bölümleri, ikinci yarıda özellikle son 15-20 dakikada. Fakat buna rağmen daha çok maçta istediğini yapan tarafın ben Başakşehir olduğunu düşünüyorum. Galibiyete de yaklaştılar. Evet, kazanacak noktaya getirdiler. Galibiyete de yaklaştılar. Orada işte o duran toptan gol yemeseler, biraz daha o 1-0 ellerini tutsalar Trabzonspor'un açılmasıyla beraber maçı farklı noktaya da götürme şansları ortaya çıkabilirdi. Okan Buruk o yüzden bence istediğini tamamen aldı. Özellikle Galatasaray-Beşiktaş maçının 0-0 bitmesiyle beraber. Çünkü Trabzonspor iç sahada oynadığı bir derbiyi, büyük maçı puan kaybıyla geçiyor. Galatasaray iç sahadaki bir derbi maçından puan kaybıyla çıkıyor. Başakşehir seyircisiz bir maçta, deplasmanda zor bir maçtan bir puanla çıktı. Yani puan olarak da istedikleri noktada şu anda. Rakipleri bir tane önemli iç saha maçından yine işte 3 puan alamadan çıktılar. Onlar bir dezavantaj yaşadılar. Birkaç hafta sonra eğer ligler devam ederse işte Galatasaray-Trabzonspor maçı var. Başakşehir'in bu anlamda öne fırlama şansı da olabilir. Şu anda sahadaki oyun da işte bu virüs nedeniyle maçların seyircisi oynatılması, bundan sonra muhtemelen bu şekilde devam etmesi de Başakşehir'in avantajları gibi duruyor. Çünkü zaten böyle oynuyorlar yıllardır. Evet, zaten şartlar malumuz. Genel olarak deplasman takımı çok avantajlı bu süreçte. Başakşehir'in evet, ekstra bir durumu var. Yani deplasman şey takımından ziyade abi zaten İsa'da da onlar seyircisi oynadıkları için rakiplerin seyircisi oynamaması onlar için ekstra bir avantaj. Tabii de oyun tarzını da düşündüğünde zaten sonuçta iki oyun tarzına da en tabii kolay adapte olabilen takım belki de ligde Başakşehir. Okan Buruk çok iyi çıkartıyor. Ligde olsun, Avrupa'da olsun. Bu arada mesela onların iki
kulvarda daha rahat devam etmelerini sağlayabilir. Çünkü yıpranacaklardı. Yani çünkü Kopenhag konusunda şeyin maçında da bence tur avantajını elde ettiler. Bir tur daha geçseler iki maç daha eklenecek. Üç maç var önlerinde şu anda en az Avrupa'da. Onların oynanacağı tabii. Tabii onlar da belli değil ama yıpranma durumları şu anda ortadan kalktı. Öyle bir avantajları da var. Şu anda işler dolayısıyla Okan Buruk ve Başakşehir'in istediği gibi gidiyor bence saha içinde ve saha dışında. Peki. Yani zaten epey konuştuk Türk futbolunu. Konuşacak başka bir şey de gerçi yok. Senin de yani muhtemelen gelecek hafta farklı bir formatta zaten seyircinin karşısında olmaya çalışacağız. Yani biz de bilmiyoruz şu anda ne yaşayacağımızı, nasıl programlar yapabileceğimizi. Farklı bir sürece geçeceğiz. Bunun açıklaması da muhtemelen zaten Sokrates yönetimi tarafından yapılacak. Ki program yapsak bile futbola dair ya da spora dair konuşabileceğimiz elimizde malzeme de olmayacak ama başka şeylerle artık bu bir ayı ya da önümüzdeki en azından birkaç haftayı atlatmaya çalışacağız. Teşekkürler Uğur Ozan. Ben teşekkür ederim. O zaman en kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyelim. Değerli izleyenler, umuyorum diyelim. Önümüzdeki pazartesi Tardini Büfe'de tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.